Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 6-12 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Koç burcunda ilerliyor ve bu hafta Dolunay meydana gelecek. Hafta başından itibaren Ay'ın ışığı yavaş yavaş büyüyecek. Pazartesi günü Ay Başak burcunda. Haftaya daha çalışkan, düzenli, titiz enerjilerle başlayabiliriz. Özellikle öğrenciyseniz, derslerinizle, eğitiminizle biraz daha fazla ilgilenebilirsiniz işiniz gücünüz mesleğiniz neyse detay gerektiren konular düzenlemeler varsa onlara zaman ayırabilirsiniz evinizde yaşadığınız mekanlarda e, temizlik hijyen gibi konular ya da e, düzenlenmesi gereken e, ayrıntılar varsa yine pazartesi günü Bunlara daha rahat odaklanabilirsiniz. Salı gününden itibaren ay teraziye geçecek ve çarşamba günü 8 Nisan'da sabah 5.35'te 18 derece terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay dönemleri farkındalık dönemleridir aslında. Hayatımızda bir şeyler netleşir, görünür hale gelir. Ve biz gerek zihinsel, gerek duygusal, gerek bedensel olarak dolunaylarda daha hassas ve duyarlı olabiliriz. Aslında tüm haftanın genelinde bu dolunay enerjileri gündemimizde olacak. Çünkü 3 gün öncesi, 3 gün sonrası dolunayın enerjilerinin en yoğun olduğu dönemlerdir. Terazi dolunayının tabii ki toplumsal anlamda da önemli etkileri olabilir. Bunun için özel bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağatacı YouTube kanalındaki terazi dolunayı videosunu lütfen izleyiniz. Gezegeniniz Mars Kova Burcu'nda ilerliyor ve bu hafta 7 Nisan'la beraber Mars'ın Boğa burcundaki Uranüs'te kare açısı etkinleşecek. Mars Uranüs karesi sert bir açıdır ve sizin için de biraz zorlayıcı olabilir. Bu hafta lütfen kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Daha gergin, daha stresli de hissedebilirsiniz kendinizi. Çabuk öfkelenebilirsiniz, dürtüsel davranabilirsiniz, tepki gösterebilirsiniz. Yani ufak tefek kazalar olabilir. Özellikle elektrikli araç gelişlerine dikkat edin elektrikten gelebilecek zararlar artabilir çünkü Mars özellikle Uranüs'te kare yaptığında genel sağlığınıza biraz özen gösterin. Çünkü terazi dolunayı sağlık alanınızda biraz etkiliyor. Bu mutlaka bedensel bir şey olması gerekmiyor. Ruhsal anlamda da. Şu dönemde biraz içe dönmeniz, biraz karamsar olmanız, daha sinirli, negatif olmanız mümkün. Bu nedenle ruhsal sağlığınıza da lütfen özen gösterin. Her şeyi gözünüzde büyütmeyin. Hani pozitif konulara biraz odaklanın. Negatif düşünmeyin. Karamsar olmamaya çalışın. Ve günlük hayatımızda özellikle bizi mutlu edecek, keyif verecek faaliyetlere odaklanmak, hafta ortasından itibaren zaman ayırmak çok daha doğru olabilir. kendinize ilgilenin, kişisel bakımınızla ilgilenin, ee, diyete başlayabilirsiniz örneğin dolunayı takip eden günlerde zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmak için belki önemli kararlar verebilirsiniz. Sizin için gerekli olmayan bu bir ilişki de olabilir. Belki işle ilgili bazı konularda kararlar vereceksiniz. İş hayatınız, mesleki hayatınızla ilgili çalışma düzeninizde değişimler yapmanız gerekebilir. Zorunlu da olabilir bunlar. Bunlar için bazı farkındalıklar söz konusu ve bazı kararlar vereceksiniz. Yine hayatınızı, günlük hayatınızı düzenleme, yaşam kalitenizi biraz daha iyileştirme adına ya da çalışma koşullarınızı daha verimli hale getirmek için bazı kararlar vermeniz ve dolunayla beraber bunları hayata geçirmeniz de mümkün olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.